Tamam. İyi akşamlar değerli canlar. Lütfü Cemev olarak yine bu akşam evlerinize mihman olduk. Yalnız bu akşamki mihmanlığımızın bir başka özelliği var. Bu akşam pırıl pırıl iki tane gencimizle birlikte evlerinizdeyiz. Bu gençlerimiz biliyorsunuz sosyal medya üzerine Avrupa'nın çok uzak bizlerle beraberler. Avrupa Birliği'mizin yeni seçilen Çiçeği Burnu'nda yöneticileri aramızda. Sevgili Süeda ve sevgili Ali Eren. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Ali Eren, zaten önce böyle bir Süeda'dan başlayalım. Hani centilmenlik olsun değil mi? Eyvallah. Süeda'cığım, nasılsın? İyi Evet. misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Birazcık kendini tanıtır mısın Süeda? Tabii. Kelime atışlarıyla cevap verirsem ben bu konuya. Antikonformist, vejetaryen ve feminist bir kadınım, öyle diyeyim. Belçika'da yaşıyorum, Charleroi bölgesinde. Laboratuvar mühendisiyim. Böyle. Ali Eren, sen kendini Evet. tanıtır Benim adım Ali Eren Kaya. 22 yaşındayım. Bir tane Glasgow şehrinde yaşıyorum. İskoçya'da ve bir ofiste çalışıyorum. Yani şu anda çok farklı farklı ülkelerden sesleniyoruz, değil mi? Ben Almanya'dan, Süeda başka bir ülkede, Ali Eren çok farklı bir ülkede. Aynen. Peki AGB kısaltılmışını söylüyorum ben. Siz bunun Evet. detayını biraz açar mısınız? Genel kurulunuz oldu, çok yenisiniz. Biraz bu süreçten bahseder misiniz? Tabii. AGB Avrupa Alevi Gençler Birliği demek. Avrupa'da kurulan ve faaliyet gösteren Alevi gençlik kuruluşlarının çatı örgütüdür. Hem Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu hem Avrupa Alevi Kadınlar Birliği ile koordine bir şekilde çalışır. Ali Eren, devamını sen getirebilir misin? Evet, Avrupa Alevi Gençler Birliği, Avrupa'daki Alevi gençlerin sesidir. Dediği gibi 9 ülkeden bir tane Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan bir seçimimiz var. Bu amaçlarımız gerek bu ülkede arası koordinasyon olsun, gerek projeler olsun, dışa yönelik, içe yönelik ve aynı zamanda Süreyya'nın dediği gibi de Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Avrupa Alevi Kadınlar Birliği'nin koordinasyonu bir şekilde çalışacağız. Peki yönetiminiz kaç kişiden oluşuyor? Sizin de diğer ABF gibi, federasyon gibi kendinize özgü tüzüğünüz mü var? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şu an biz Avusturya'dan Viyana şehrinde resmi olarak denetim masasına kayıtlı bir gençlik örgütüyüz. Kendimize özgün bir tüzüğümüz de var. Genel kurulda şu an yönetimimizde Genel Başkan Süreyya Esen Belçika'dan,
Genel başkan yardımcısı ben Ali Enkaya bir taneden. Genel sekreterimiz Damla Oku Amayna'dan. Genel saymanımız Üsküp Keles Avusturya'dan. Diplomasi ve Kültür Sanat sorumlumuz Ahmet Beskinsoy İsviçre'den, Pop Ekonomi ve Kızılbaş Yayın Evi sorumlumuz Nadiba İsviçre'de, Organizasyon sorumlumuz Can Özdemir, Belçika'dan ve Genel Yönetim Kurulu üyemiz Özgür Aka Avusturya'dan, yani şu an 5 ülkeden arkadaşlayan bir yönetim kurulumuz var. Çok güzel. Zaten şu an sizler sanırım göremiyorsunuz ama Hüseyin arkadaşımız arka planda büyük emekleri var. Bu arada ona da teşekkür ediyorum. Bütün yönetim listesini canlarla paylaşıyor. Çok güzel. Peki hedefleriniz nedir? Önünüzdeki hedefleri sıralayabilir misiniz? Ben Esra'da bir şey demek istedim. 20-25 Aralık tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde Avrupa Alevi Gençler Birliği olarak ilk Charles Day'ımızı düzenledik. Ve bu Charles Day'de 5 gün boyunca workshoplarımız oldu. Gerek muhabbet ettik, fikir alışverişi yaptık, zamanı geldi. Konular üzeri tartışma yürüttük. Toplam istediğimiz konular söyledi. İnanç, ekonomi, diplomasi, yönetim kurulu işleyişi, public relations, iletişim, Tüzük ve Kızılbaş Yayın Evi'de bu konular üzerine öğrenmeyi 5 gün boyunca workshop üzeri çalışma yürütüyorduk. Akşamları da bir araya gelip bu workshoplardan çıkan fikirleri biz nasıl bir karar önergesine dönüştürmek noktasında ve bunu karar önergelerini genel kurula sunduk ve gerçekten o 5 gün aynen çok verimli bir şekilde Alevi hareketinin geleceğini tartıştık. Uzun vadeli projeler. Şimdi bu karar önergelerini sürelere bırakmak istedim. Böyle Evet. paslaşa paslaşa ne güzel anlatıyorsunuz. Peki sevgili Süveda, bu Mannheim'deki o çağrıştaya katılım nasıldı? Gençlerin ilgisi nasıldı? Genellikle iyiydi. Zaten her ülkeden bir iki kişi gelmişti, katılmıştı. Aklımda şey var, Hollanda'dan kimse katılamadı. Ve birkaç ülkeden katılım maalesef olmadı. O da bence gençlik kollarının pasif ya da yok oluşu, yani bilmiyorum, varla yok arası gibi bir durum bence. Hollanda'yla görüşmüştük. Orada güzel bir çalışmalar başlatılıyor. Zaten gençliği tekrar kazanabilmek için adına. İşte o yaptığımız
genel kurulda 4 tane karar alındı. Onları ben sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki seve seve dinliyoruz. İlk önce Alevi nefeslerinin olabildiğince derli ve toplu bir literatürünün taranmasının yapılması. Deyişlerimiz olsun, onların nasıl onların açıl yani deyişlerimiz bildiğiniz gibi eski Türkçe'de yazıldığı için bizim için belki daha zor anlaması. Onları biraz anlatmak yani. İkinci olarak eğlikçilerin buluşması demiştik. Burada Alevilikte yol ve erkanı tartışıp onun hakkında nasıl yol alabileceğimizi, yol haritası çıkarabilmemizi yönelik bir çalışma yapmak istiyoruz. Üçüncü olarak işte Ali de bahsetmişti, gençlik tüzüğümüz var. Gençlik tüzüğümüzü yenilemek istiyoruz. Çünkü şu an ben başkan olarak, Ali Eren de başkan yardımcısı olarak geçiyor. Ama aslında eşit başkanlığa geçmek istiyoruz. Daha Kesinlikle. Alevice olması için. Ve en sonda ekonomi bağımsızlığımız, gençler olarak ekonomi bağımsızlığımızı ele alan çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu sunduğum 4 önergeyi bize katkı sunmak isteyen insanlar varsa buyursunlar, bizimle iletişime geçsinler lütfen. Teşekkür ederim. O zaman böyle bir çağrımız olsun. Hani bütün sadece gençler değil, genç yapıda olan büyüklerimiz de gençlerin yanında olsun. Onlara destek sunsunlar. Öyle bir çağrı yapalım. Peki siz farklı ülkelerden birçok genç bir araya geliyorsunuz. Bizim ortak dil olarak sanırım Türkçeyi kullanıyorsunuz. İngilizce de konuşuyor musunuz? Bu Alevice dili İngilizce de çeviriyor musunuz? Şu anlık bazı konularda İngilizce az olsa da konuşuluyor, ama şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Dua olarak Almanya'daki gence Almanca'ya, Fransa'dakine Fransızca'ya vesaire vesaire hakim. Ama önümüzdeki bir 5-10 senede inanıyorum ki bazı şeyler belki İngilizce ortak dil olabilir. Buradan kendisine selam olsun. Yılmaz Karaman hocamız, kendisi de bazı seminerlere İngilizce verebiliyor talep üzerinde. Elimizden geldiği kadar değilse olsun vesaire. Bunları Türkçe tutmaya çalışıyoruz. Dua olarak desteğin içindeki o anlamını kaybolmaması için. Çok güzel. Yılmaz Kahraman'a bizden de buradan selam olsun. Evet, takip ediyoruz. Güzel çalışmalarınız var. Bir de sanırım bir önceki yöneticimiz sevgili Nair'in de şu anda sorumlu olduğu bir Kızılbaş yayın evi var. Bunu birazcık anlatır mısınız? İçeriği nedir? Dergi midir? Haftalık mı çıkacak? Aylık mı çıkacak? Bu konuda biraz anlatır mısınız? Değerli canlarımız bilgilensinler. Evet, Kızılbaş Yayın Evi bildiğiniz gibi bir yayın evi. Yani tezler olsun, doktoralar olsun, Alevilikle ilgili ne olursa olsun, onu 3 arkadaşımız var bununla ilgilenen, redaksiyonla ilgilenen. Ali Eren'in söylediği gibi Yılmaz Karaman var bu redaksiyonla ilgilenen. Melek Yıldız ve Hüseyin Akçenoğlu. Evet, Avcanoğlu. teşekkür ederim. Yanlış söylemem diye. İşte ilk başta şimdi yayın evi nereden çıktı? Bildiğiniz gibi Alevilik sözel
bir gelenektir. Yani kulaktan ağza deyişlerimizle nesilden nesile aktarılan bir gelenektir. Ancak her sözel gelenekte olduğu gibi ölen bir yaşlı yanan bir kütüphanedir. Ve bunun önüne geçebilmemiz için işte Kızılbaş Yayın Evi projesiyle 2016'da bu proje başlatırdı. Alevi toplumunun hafızasını arşivleştirme adına ilk kitapları işte bu sene basmaya düşünüyorduk. 9. ayda başlayacaktı. İlk önce Türkçe ve Almanca olacaktı. Belki bu koronavirüs yüzünden biraz ertelenebilir. Ben tam bu konu hakkında tam bilgiye sahip değilim. O söylediğim işte redaksiyon arkadaşlarımızla kontağa geçebilirsiniz veya Nadir Bal'la. Çünkü kendisi bu konuyu yakından takip ediyor. Öncülüğünü yapıyor. Böyle. Ali, bir şey eklemek istiyor musun bilmiyorum. Ya gerçekten şu an maalesef Türkiye'de olsun, kütüphanelerde olsun olan Alevi kitaplarının birçoğu diyelim maalesef Türkiye'de Diyanet'in onayından geçiyor ve bizim en bir bakımdan kendi tayinlerimizi kendimiz yazmamız olsun hem de işte diyelim kitapları değişik yaş gruplarına göre çıkarmamızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu Kızılbaş Yayın Evi Süreyya'nın dediği gibi 2016'da ilk fikir ortaya sunuldu. Burada da İsviçre'de fikri öncülük yapan Amit Beskinsoy arkadaşımıza da selam olsun. Sanırım Britanya'da oldu değil mi bu yayın? Britanya'da başladı. Yanılıyor muyum? Şöyle bir durum oldu. Bir tane de Kızılbaş Yayın Evi 2015 yılında kuruldu. Fakat onların ismi Kürden başlıyor. Bizim de amacımız şu an Avrupa Alevi Gençebirliği'nin kurduğu Kızılbaş Yayın Evi'nden bir tanedeki yayın evini birleştirmek, koordineli bir şekilde çalışmak. Bir tanede çok çocuk kitapları çıktı kardeşimiz için. Şu an o kitaplardan birkaç tanesi Fransa Federasyonumuz tarafından da Fransızca'ya çevirildi. Çok büyük bir başarı bence. Kesinlikle. 2019 yılında AABF 30. etkinliğiyle birlikte biz bu tanıtıma bir start verdik. Bir 14 Aralık günü Almanya'nın Weilheim bir dayanışma etkinliği düzenledik ve o sadece bir starttı. Bugüne kadar yapılan sunumlar, tanıtımlar olsun devam ettireceğiz. Çünkü önemli olan sırf
Ya yenilerine destek vermek de önemli olan bu kitap geleneğine de geri getirmek eskiden olduğu için Kesinlikle. olduğu Kesinlikle. gibi. Peki eğer heyecanınız biraz gittiyse şimdi böyle birazcık muhabbet edelim isterseniz, olur mu? Olur. Ve daha Gençler Birliği'ne gelişin nasıl bir süreçte geldin? Küçükken işte biz de yani çocuklarımızın elini tutup cemevlerine götürüyoruz ya da köy derneklerimiz vardı, oraya götürürken belirli bir yaşa kadar çok böyle rahat güle oynaya gelirlerdi. Ama şöyle 18 yaşlarına doğru bir kopukluk başladı. Sizde böyle bir dönem yaşandı mı? Nasıl geldi bu süreç? Ve kendini böyle bir başkanlıkta nasıl buldun? Senden başlayalım Süya'da. Başlayayım. Bizim Şahlova bölgesindeki derneğimiz 1999'da açıldı. Faaliyetler başladı. Ben sanırım 13-14 yaşlarında derneğe, folklor ekibine girerek dernekle tanıştım. Bir dönem saz kursu almayı denedim. Hiç olmadı. Sonra işte seneler geçti. Tabii dernekte olan cemlere katılıyorduk. Dernekte faaliyetler olduğu zaman katılıyorduk. Her tür faaliyete aile olarak yani anne baba çocuklar hep beraber gidiyorduk. Sonra nasıl oldu? İşte bu 2018 yılında iyi hatırlıyorsam Harun Özdemir düzenlediği bir kamp vardı. Hem Harun Özdemir aklımda yok ama iki arkadaş daha vardı. Harun Özdemir'le beraber bu kamp işine atılanan. Çünkü bizim Belçika'da şöyle bir problem vardı. Gençlik kolumuz hemen hemen her dernek yani her dernekte yoktu. Sanırım her dernek gençlik kolunun eksikliğini yaşıyordu. Gençleri tekrar kazanabilmek için bir kamp düzenlendi. Çok güzel geçen bir kamp. Yani o kampta Aleviliği anlattık. Beraber deyişler söyledik. Deyişlerdeki anlamı bize açtı. O ilk kamptan sonra zaten pozitif geri dönüş olduğu için ikinci bir kamp düzenlendi. O ikinci kampta da şöyle denildi. İşte bu ikinci kampa gelenler şey olacak. AGB kurulacak. Avrupa Alevi Gençler Birliği. Üstten yani üst çatıdan aşağı doğru gidilecek çünkü derneklerde gençlik kolu yok. Ülkenin gençlik kolu mu gençlik birliği olsun. Ondan sonra o gençlik birliğine üye olanlar kendi derneklerinde bir gençlik kolunu oluşturabilirsinler denildi. Bunun sayesinde çoğu derneğin gençlik kolu oldu. Ve zaten o ikinci kampa katılanlar arasında da ben yani hem ilk kampa katıldım hem ikinci kampa katıldım. Ve o ikinci kampta işte yöneticiler seçildiğinde orada da aday oldum. Yani BAGB'nin de yönetimindeyim. Nadir'le de zaten orada tanıştık. Çünkü kendisi gelip AGB'yi tanıttı orada. Bizimle tanıştı. Ali Eren'le de öyle. Ondan sonra işte Kızılbaş Yayın Evi'nin bir gecesi oldu Ali Eren'in söylediği gibi. Oraya da katıldık. Genel kurul oldu. Oraya da katıldık. Zaten hiç aklımda yoktu böyle başkanlık, AGB'ye girmek gibi bir aklımda bir şey yoktu zaten. Nadir bunun öncülüğünü yaptı. Kendisi hem benden hem Can Özdemir'le bizimle görüştü. Yani lütfen gelin genel kurulumuza katılın. Lütfen yönetimde bir rol alın gibisine bize bir gaz verdi. Biz de o gazla geldik işte. İyi de olmuş, çok iyi olmuş. Benim hikayem böyle. Ali? Evet, toprağımı dinliyorum. 2008 yılında Britanya'da Londra'dan sonra ikinci AKM cemevi bizim Glasgow'da kurdu. Senede birkaç kere gidiyordum fakat
2011 yılında Sema hizmetine başladım. 2013 yılında gençimiz kurdu, Glasgow Alevi Genci. O da aktif rol almaya başladım. 2014'te de gençin yönetimini seçti, kendine özgü AKM yönetiminden gençlik sorumlusu dışında da bence AKM'de bir yere gençlik yönetimi olmalı. Sonra bir tane Alevi Gençlik Federasyonu'nda aktif görev aldım, disiplin kurulundaydım. Son 2 senedir de Avrupa Alevi Gençliği'nin genel saymanlık görevini yürüttüm. Son 2 aydır da genel başkan yardımcısı. Ben AAGB'den ilk 2014 yılında, 2015 yılında Facebook üzeri yol aşkının o zamanki adının Sivas Turu'nun Sivas Çorum Hacıbegdel ilk ondan tanışmıştım. Tabii o zaman da 18 yaşında olmadığım için tura gidememiştim. Yazık Sonra olmuş. da 2015'in Aralık ayında bir eğitim kampı vardı bir tane gençinin. Orada işte AAGB yöneticileri AAGB'yi tanıttı ve ben o zaman fiziksel olarak da içerik olarak da Avrupa Alevi Gençebirliği'ni o zaman tanıdım. Bu nedenle bence ülkelerde, kamplarda yapılan sunumlar çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında Süheda program başlarında anlattı. Birçok yerde gençlik kolları maalesef kopuk kopuk birbirinden. İletişim eksikliği var. Belki de birçok gencimizin bu kamplardan haberi bile olmuyor. Gençler kolu maalesef kendi çevresindeki o küçük dar çevreyle iletişimde oluyorlar. Diğer gençleri bilgilendirmiyorlar. Bu gençleri nasıl aktif hale getirebiliriz peki? Sizin önerileriniz nedir? İşte söylediğimiz gibi kamplar yapılabilir. O kamplarda Aleviliği anlatabiliriz. Yani siz kamp yaptığınız zaman gençler birbiriyle kaynaştığı için orada bir bağ oluşuyor. Ben demin söylemeyi unuttum ama iki kamptan önce de Mektebi İrfan diye dersler aldım. Dersle divanının verdiği. O derslerde de bayağı Alevilik hakkında bayağı bir bilgi edindim. Şimdi o dersler sanırım 6 ders vardı. Belki de 10'du, tam hatırlamıyorum. Ama böyle 2 ile 4 saat arası. Ve oraya gittiğiniz zaman zaten o 2-4 saat arası baya bir bilgi veriliyor. Ve siz bunu uzun bir süre boyunca yaptığınız zaman bilgiyi daha güzel asimile edebiliyorsunuz. Böyle projeye yapılabilir. Mektebi İrfan dersleri verebilir. Bilmiyorum, Ali, senin aklına başka bir şey geliyor mu? Bence yerdeki gençleri daha aktifleştirmek yolunda haftada bir gün olsun 2 saat gençler mutlaka aralarında muhabbet toplantı yapıp hafta değişik bir konu
ele almalı diye düşünüyorum. Bazı erkeklerde yaş bakımından da problem oluyor. Mesela ya, gençle olmuyor diyelim. O yerlerde de gerekirse 5 gençten temel atılsa bile o 5 gencin yarın 10 genç, 15 genç olacağı noktasında fikrim yeter ki eğitimle doğru yapılsın ve gençlere özgüven verilsin ve gençe hata yapsa bile büyüklerimiz şans versin diye düşünüyor Öyle muyum? bir şey olabilir mi? Hani bu karşılıklı fikir alışverişi yapalım anlamında söylüyorum. İşte sizler Avrupa Gençler Birliği'siniz. Avrupa'daki diğer ülkelerle konuşup oradaki gençlik başkanlarıyla bir komisyon kurulsa, atıyorum Almanya 5 bölge, Almanya Gençler Birliği işte her bir bölgeye 2 ya da 3 tane gencimize bir sorumluluk verse, bir görev verse, ya gidin cem evlerini ziyaret edin, oradaki gençlerin işlevini, gençler ne iş yapıyorlar, gerçekten aktifler mi, değiller mi, bir araştırılsa. Ya da atıyorum işte her bölgede okullar var, üniversiteler var. Bu üniversiteli gençler gittikleri bölgelerde cem evlerine gidip yardım alabilirler mi, kalabilirler mi? Böyle bir araştırılma yapılabilir mi, yapılamaz mı? Hani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diğerin. Ali Yerim, sorum sana geldi. İçerik bakımından güzel bir planlamayan yapılabilir. Üniversite kelimesini duydum, şu aklıma geldi. Çoğu zaman bir genç başka ülkeye okumaya gittiği zaman sosyal medya üzeri olsun, oradaki AKM gençliğine iletişime geçebiliyor. Ve bu anlamda da böyle bir projeyi gündeme alıp değerlendirebiliriz. Çünkü biz ülke federasyonları olsun, AGB olsun, ne kadar tabana inersek bence o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Peki, Ben, pardon, bir şey evet eklemek sen. istiyorum. Ali Eren'in söylediği çok doğru. Şimdi ben Charleroi bölgesinde oturuyorum ama bir ara Brüksel'e gidip orada üniversite okudum ve o dönem Brüksel'deki derneğe sık sık gidiyordum. Çünkü orada yaşadığım için, çünkü Brüksel Charleroi arası 60 kilometre. Brüksel'de ev almak zorunda kaldım üniversiteye gittiğim dönem. Çok güzel bir şey oluyor çünkü gittiğiniz her bölgede eviniz oluyormuş gibi. Çok sevindirici bir şey. Ya kesinlikle bu birazcık da herhalde gençlerin kendi yapısıyla alakalı. Örneğin benim kızım da burada Frankfurt'ta üniversiteye gitti. Aramızda 180-200 kilometre mesafe vardı. Kendisi gitti oradaki cemeviyle iletişime geçti. Hatta bir şey olduğunda bir böyle meeting falan olduğunda direktmen Frankfurt otobüsüyle geliyordu Kölnlere. Birazcık da gençlerle alakalı ama yine de size burada bence büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Gençleri aktive etmek için eminim yapıyorsunuzdur. Peki gençler için herhangi bir festival ya da bir futbol turnuvası böylesi bir düşünceniz var mı? Şu an konuşmadık öyle projeleri ama yapılabilir. Çünkü ben Yapılabilir. Belçika'da yaşadığım için bizim ülkede yapılıyor zaten dernekler arası turnuvalar. Yine var ama ülkeler arası yapılabilir mi? Bence güzel organize edilirse tabii ki yapılır. Bence problem Hani böyle olmaz. işte bütün Avrupa'nın ortak bir noktası neresiyse konuşulur, araştırılır. Orada güzel bir festival olabilir.
Ya da gençler kültür sanata nasıl bakıyorlar? Hani bağlama, resim, folklor böyle bir ilgi var mı? Hiç kulağınıza geliyor mu öyle bir ses? Ben yine yaptığımız kamptan bahsedeceğim. Ben sadece şimdi yeni başkan olduğum için sadece kendi ülkemden bahsedebiliyorum. Özür dilerim. İşte yaptığımız ikinci Taze kulağı, evet. kampta hem sanatı ele aldık hem doğayı ele aldık. Yani bunlar Alevilikte olan şeyler. Ve evet fotoğraf atölyesi yapıldı, resim atölyesi yapıldı, self-defense atölyesi yapıldı. Ve ilgi bayağı vardı. Sen gençliğin içinde olan şey. Çok Ama güzel, ne güzel. Bunların... Avrupa için şu an konuşamam. Ali Eren belki biliyordur, bilmiyorum Ali Eren. Bir bilgin İşte varsa. Avrupa olarak değişik ülkeleri bir araya getirmemişim. Bildiğiniz üzerine bundan 2 sene önce İsviçre, Almanya ve Fransa sınırında Evet. 5 tane AKM bir tane festival yaptı. O festivalde görev alan gençler bir araya geldi festival sonrası. Çünkü biliyorsunuz ortak etkinliklerde normalde etkinlik bitince iletisinde bitiyor. Ama orada bir ilke imza attılar ve Eylül 2018'de bir tane eğitim kampı yaptılar. O eğitim kampında benim de katılma fırsatım olmuştu. Aralarında 30-40 kilometreden az bir mesafe olan gençler değişik ülkelerden değişik dili bilen aynı yolda hizmet eden gençlere tanıştı ve herkes şok oldu. Bu eğitim kampın üçüncüsü de yapıldı. Dördüncüsü de yoldaydı bu koronadan sonra olacak diye düşünüyorum. Bu bir kamp öneydi. Bunu festival alıp turnuva alı yapılması da olabilir. Aynı zamanda sürebilir. Belçika'nın Fransızca konuşan bölgesinden Fransa'daki o sınırdaki canlı olsun Danimarka, İsveç, Norveç'teki canlı olsun orada ortak projelerin yapılmasını öngörüyoruz. Dediğimiz gibi birlikte güç doğar. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Biz büyükler de her zaman sizin yanınızdayız, size büyük desteğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tabii ki sizler bizi kabul ettiğiniz sürece hep yanınızdayız. Gel gelelim koronaya. Bu süreç sizleri nasıl Bismillah. etkiledi? Neler yapıyorsunuz? Ali ben başlayayım Evet, sen mı? başla başkanım. Benim hayatımı fazla değiştirmedi çünkü bildiğiniz gibi hastanede çalışıyorum ve çalışmaya da devam ediyorum yani. Sadece evdeki ambiyans değişti çünkü şimdiki hastanede çalıştığın için eve o virüsü getirme korkusu var. İşte eve girdiğimiz zaman annemizden babamızdan zaten uzak yaşıyoruz. Kardeşim de bu arada, kardeşlerim de bu arada aynı mesleği yapıyor. Yani benim hayatım fazla değişmedi onu diyebilirim.
Sadece hafta sonları Hastanenin işte. içinde mi laboratuvarda çalışıyorsun sen Suya'da ya da başka bir Evet. dışarıda birdeki laboratuvarda mısın? Hastanenin içindesin. Hastane içindeki laboratuvarda çalışıyorum, evet. Peki korunmalarınız nasıl orada, sizin maskeleriniz falan güvenli mi? Hani bir İşte o Türkiye ile bir Avrupa ülkesini kıyaslayabilir miyiz? aslında trajik komik şeyler yaşanıyor hastanelerde maalesef. İlk önce o maskeleri birebir hastalarla kontağı olan kişiler takması gerekiyor. Yani hem doktorlar hem hemşireler. Biz laboratuvarda olduğumuz için kontak birebir kurmuyoruz. Sadece kan tahlili yaptığınız zaman işte kanınızı alan kişi laboratuvar çalışanıysa o da maske takması gerekiyor. İşte biz Belçika'da bir aydır evden çıkamıyoruz. Bu geçen hafta sadece bizim laboratuvarda çalışan sekreterlere yeni yeni maske verirdi. Halbuki önceden yoktu yani. Biz geçen hafta iş arkadaşlarımla konuştuğumuz zaman şimdi herkes yavaş yavaş maskesi var ama bizim yok. Arkadaş diyor biz zaten yeni bir grup yapacağız maskesizler diye. Çünkü bütün hastanede herkesin maskesi var. Bir bizim yok. Öyle. Laboratuvarda çalışanın maskesi yok. Aynen. Çünkü şimdi bunun da bir neden olarak şey diyorlar. Benim çalıştığım bölüm kimya bölümü. Ve kandan fazla bulaşmıyormuş. Çünkü kandaki virüs miktarı o kadar çok değilmiş. Sadece tükürüklerde mesela yani virüs miktarı çokmuş. Nefes ve tükürükten. Evet. Onun için mikrobiyolojide çalışan arkadaşlarımızın maskesi var. Ama bizim kimya bölümünde ve emato bölümünde çalışan arkadaşlarımızın maalesef maskesi yok. Sadece eldiven, el yıkama ve birbirimizden uzak durabildiğimiz kadar uzak duruyoruz. Peki Sonuçta sosyal hayat neler değişti? işte hafta sonları dediğim gibi arkadaşlarımızla da görüşemiyoruz. Kardeşim geçen sene değil, bir önceki sene evlendi. Şu anda hamile. Onu göremiyoruz. Yani sadece böyle sosyal medya şeyinden online kontağa geçebiliyoruz. Böyle yani benim söyleyeceğim bu kadar. Evet, Ali Eren'cim, sendeyiz. Sen neler yapıyorsun bu süreçte? Bizim bir tane maalesef biraz geç önlemede 20 madde restoranda kapıda kapandı. 23 madde sokağa çıkma yasağı geldi. Ve 2 gün önce de 3 hafta ertelendi. Ben şu an evde çalışıyorum. Bizim bir tane de sokağa çıkma yasa var. Fakat duvar olarak marketlere gidebiliyoruz ve Başbakan dedi ki günde bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. En fazla iki kişi çıkmamaya çalışıyoruz. Fakat önleme bence gittikçe artacak. Sağlık sektörü de şu an NHS dediğimiz bir tane de çok kötü durumda. O 5 saate ay sonra mezun olacak emsiyeleri şimdiden mezun etmeye İhtiyaç var başladılar. değil mi? Onlara ihtiyaçları var çünkü sağlık personeline ihtiyaç var. Evet, durum o derece kötü. Şu an. Evet, maalesef bütün ülkeyi kavuran bir koronavirüsü. Umarım bunu atlatırız. Peki bu süreçte işte bizler de böyle bir yayına başladık. Hani sesimizi duyuralım. Bizim de cemevlerimiz kapalı. Yönetici arkadaşlarımızla birbirimizi göremiyoruz maalesef. Toplantılar yapamıyoruz. Sesimizi böyle duyuralım dedik. Siz neler yapıyorsunuz bu süreçte? Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? Biz de sizin gibi
Pardon Ali. Yok sen devam et şöyle. Ali Bize çok sizin centilmiş ama sen değil. gibi Bize sizin gibi işte birbirimizden görüşemediğimiz için canlı canlı internet yoluyla video konferans yapıyoruz. Toplantılarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Birkaç gün önce ülkelerin başkanlarıyla işte bu COVID-19 sizin ülkeleri nasıl etkiledi diye bir toplantı yaptık. Çok güzel geçti. En azından hem seslerini duydum çünkü ben yeni yeni bu yönetimi yeni yeni nasıl diyeyim görev almaya başladığım için çoğunu tanımıyorum zaten. Ve bu COVID-19 baya bir süre boyunca bizim birbirimizi canlı canlı görmemizi engelleyeceği için en azından bu yoldan hem seslerini duyabildim hem kendimi tanıtabildim. Sizin sayenizde de görüntü gidiyor şu an. İşte biz genel yönetim olarak da toplantılarımızı böyle yapıyoruz zaten. Çünkü değişik ülkelerden COVID-19 olmasa da değişik ülkelerden olduğumuz için bizim için daha kolay interneti kullanıp birbirimizden bağlantıyı koparmamak önemli bir şey yönetim olarak. Siz de zaten kendi yöneticilerinizle de eminim böyle yapıyorsunuzdur. İnternet yoluyla toplantılarınızı yapıyorsunuzdur. Çünkü birbirinizle işte bu böyle durumlarda birbirimizden kontağı koparmamız gerekiyor. Herkesin bir ihtiyacı Kesinlikle. var. Büyüklerimiz büyüklerimizi Kesinlikle. unutmamamız gerekiyor. Çünkü onlar belki dışarı çıkıp da alışverişlerini yapamıyorlar. Onlar için alışverişlerini yapıp kapılarını bırakabilirsiniz. Tabii onları dezenfekte etmeleri gerekiyor. Ama böyle küçük küçük şeyler yapabiliriz. Ali Eren. Süreyya'nın dediği gibi Skype üzeri görüşmelerimize devam ederiz. Ve son bir senede kurduğumuz bir tane AAGB TV vardı. Daha çok Instagram üzeri gençlere ulaşmak için genç gündemini ön planda tutmak için ülkelerde olsun yerlerde değişik değişik konuklar konuk edip ve muhabbet ediyorduk. Bu da bu süreçte devam ediyor. Siz Lidiz bu olarak bu kanalı kullanmanız çok iyi bir adımdı. Örnek alınacak gündemi bu zor günlerde ön planda tutmak için umarım bir günde sizlere AAGD TV'ye konuk edebiliriz. Teşekkür ederiz. Yani sizin aranızda olmak bizi de böyle bir motive ediyor. Gençler arasında olmak çok güzel. Biz bu konuda çok şanslıyız. Bizim aramızda Hüseyin Sınırtaş yoldaşımız var. Teknik konularda özellikle bu medya üzerindeki teknik konularda çok çok iyi. Onun önerisiyle başladık ama gerçekten iyi ki de başlamışız. Hani bu süreci böyle değerlendirelim dedik. Yoksa bizim böyle hani medyatik olalım da bir televizyon kanalımız olsun gibi bir derdimiz yoktu. Sadece üyelerimize, canlarımıza sesimizi duyuralım dedik. İyi ki de yapmışız. Bak sizi şu anda bütün Avrupa, Türkiye her taraf tanımış da oldu. Sesinizi duyurdunuz. Biliyorsunuz bu zor süreçte bir de işte bizim başkanlarımızın, Turgut Döker başkanımızın, Zeynep Yıldırım başkanımızın davaları sürüyor. Ve onlar gibi bir sürü gazeteciler, siyasetçiler, Selahattin Başkan, Figen Başkan hepsi içerideler, davaları sürüyor. Ne demek istersiniz bu konularda? Ali Eren bu sefer Bu sen de başla. teşekkür ederim. Gerçekten 2 gün sonra saraya
Pis Ödem Abdülkadir Başkanımız Zeynep Bedir'im olsun. Yıllardır devam eden Pis Ödem Abdülkadir Sarı Gazi Şubesi Zeynep Odabaş Başkan olsun ve son bir senedir üst üste davalar açılan Turgut Başkanı olsun. Bu davalar bence bize gösteri vermek istiyorlar. Burada şunu dikkate çekmemiz gerekse yargılanana Turgut Başkan, Zeynep Başkan vesaireydi. Burada yargılanan bence Alevilikti ve Alevinin değerlerinde. Onun için burada şunu talep ediyorum. Bütün Alevilerin bu davaya sahip çıkması lazım. Özellikle biz Alevi gençler olarak bu davalara sahip çıkacağız. Alevilik yargılanamaz diyorum. Teşekkür eder Aynen. Aleri. Ali'nin de söylediği gibi gençler olarak Alevilik yargılanamaz diye bir sloganla bu canlarımızı unutturmayacağız. Dayanışma içinde yapılacağız. Sizi dayanışmaya çağırıyoruz. Kampanyalar change.org'dan kampanyalar yürütülüyor bildiğiniz gibi. Oradan sadece isminizi ve ülkenizi yazarak kayıt olabiliyorsunuz ve oradaki teması ne olursa olsun bir konuya nasıl diyeyim desteğinizi sunabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Onun için herkesi bu tür nasıl diyeyim Dayanışmaya. dayanışmaya davet ediyorum. Zaten böyle küçük adımlarla belki sesimizi duyurabiliriz. En azından kaç kişinin bu davaya sahip çıktığını gösterebiliriz. Şu an sen bu COVID-19 sürecinde yapabileceğimiz bu kadar. İleriki zamanlarda belki daha kapsamlı projelerimiz de olacak. Takipte kalın. Zaten sanırım bu Turgut Başkan davası için siz gençler birçok yabancı dilde de afişler çıkardınız, değil mi? Evet, bunu yapmıştık. Aynı zamanda Avrupa Alevi Gençler Birliği'ni temsil eden Nadir Bağ Başkanımız bir önceki dönem son duruşmaya katıldı. Ve bu koronavirüsü COVID-19 geçtikten sonra hayat normale döndükten sonra biz Avrupa Alevi Gençebirliği olarak her zaman bu davaların takipçisi olacağız. Yani ne güzel duyarlı olmak. Çünkü bu yolda, bu uğurda emek veren başkanlarımızı kim olursa olsun, bugün Turgut Başkan, yarın bir sonraki başkanımız, hepsini sahiplenmek gerekir. Bu da değerli bir sahiplenme. İyi ki varsınız, iyi ki sahipleniyorsunuz. Programımızın sonuna geliyoruz. En son sözlerinizi alayım. Bundan sonraki düşünceleriniz nelerdir? Neler yapmak istiyorsunuz gençler için? Ben ilk önce bizi canlı yayına davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şu an COVID-19 gündemin içinde olduğumuz için birebir görüşemeyeceğiz gençlerle. Çok özür diliyorum. Ama işte bu sosyal medya sayesinde hep kontağı sağlam tutacağız. Bu da benim sözüm olsun. Ali Eren.
Burada başta Nursen Başkanım size ve Hüseyin abiye teknik yardımı için çok çok teşekkür ederiz ve bizi davet ettiğiniz için. Bu COVID-19 süreci umarım en kısa zamanda atlatılır ve gençlerin bizi Facebook ve Instagram sayfamızdan da takip etmesini rica ederiz. Avrupa Alevi Gençler Birliği olarak. Ben de sizlere yayınımıza katıldığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak bir ayrıcalıktı. Ali Eren bir de üstelik toprağım çıktı benim. Daha da bir mutlu oldum. Şimdi 2-2 olduk Ali Eren. Çok mutluyum. Biraz önce Süeda Hüseyin'le toprağım toprağım diyordu. Şu anda biz ikimiz toprak olduk. İyi ki varsınız. Ben yönetim adına, Lütfü Cemevi adına size çok teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize nasıl bir sorumluluk, nasıl bir görev düşecekse her zaman gençlerin yanındayız. Özellikle ben kendi adıma bu sözü size veriyorum. Yönetimlerde Eyvallah. olsam da Eyvallah. olmasam da bir birey olarak, bir aktif üye olarak her zaman bu yola ben ikrar verdim, hizmet edeceğim ve gençlerin yanında olacağım. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Biz Lutizmik olarak da gençlerimizin de sizlerin de hepinizin yanındayız ve sizlerden de yine rica ediyorum. Gençleri şöyle bir an önce aktif hale getirmek için nasıl bir yol sürersiniz bilmiyorum ama gerçekten gençlerimiz şu ara belki Covid var ama çok çok rahatlar. Bir an önce onları bir aktif hale getirmek lazım. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle oldunuz. Umarım bir daha yine görüşürüz. Belki cemevimize gelirsiniz, bizi ziyaret edersiniz belli mi olur? Ya da bir şölende karşı karşıya geliriz, bir gençlik festivalinde bir araya geliriz. Görüşmek üzere. Tamam. Teşekkürler Görüşürüz. sizlere. Aşkıyla. Aşk ile. Aşk ile.